bir yaygın kanı var. Ne zaman maden kazası olsa Türkiye hala mesela bu pis, kirli bu madeni niye işletiyor? Niye hala burada kömür çıkartıyoruz gibi bir yargı var. Aslında bu yanlış bir yargı. Çünkü Türkiye gerçekten çok az kömür üreten bir ülke. Kömür çok kullanan ama çok az kömür üreten. Şöyle söyleyeyim, TTK neredeyse aslında kömür üretmeyen bir kurum. Geçmişle kıyasladığımız zaman mesela 2010'la diyelim, yani 2010'dan sonra çünkü politikalar değişmeye başlıyor. Yani 18 bin işçi varken sadece TTK'da lini tarih hariç taş kömürü kurumunda 18 bin işçi varken bugün 7 bine düşmüş. Bunların büyük kısmı emekliye gelmiş işçiler. O norm kadro 14 bin olduğu halde ve 20 yıldır hiç değişmemiş. Yani 14 bine hiç tamamlanmamış. Üretime bakıyorsunuz, üretim 1.7 milyon, 2 milyon tonlardan 800 bin liraya. O da pandemi de artmış. 600 bin lira kadar çıkmış. Pandemide 600 binlerden 800 bin lira çıkmış. Pandemi önemli bir kırılma anı. Onu belki daha sonra konuşuruz. Daha sonra konuşuyorum. Şöyle bir şey var Türkiye'de. Devlet kömür çıkartıp aslında o üretimi eskiyle kıyaslanamayacak kadar, neredeyse yok denecek kadar bir düzeye inmiş. TTK da bu kadar az işçi çalıştırılıyor. Buna rağmen, bu kadar az üretime rağmen, hani bir işçi dört işçinin işini yapmak zorunda kalıyor. Burada önemli olan şu, teknik kadro yok, mühendis yok, bu denetim yok. Asıl zaten sorun burada kadrolaşmanın getirdiği biz liyakatsızlık diye anlatılan şey aslında tam burada görüyorsun. İşi bilmeyen AKP'lileri doldurduğun zaman burada sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de harıl harıl kömür devlet üretmiyor. Bu kazanın aslında vahim olmasının nedenlerinden biri bu. Yani bu kadar daralmış üretimde dahi sen denetimi, kontrolü yapmıyorsun. Evet. Yani Soma'yla bir farkı var Amasra'nın. Soma'da taşeronluk, taşeronun taşeronluğu, rödevan sistemi tam bir vahşi madencilik. Oralara da geleceğiz zaten. Evet. Bir de çünkü